Herkese merhaba, ben Seda. Kazbege videoma hoş geldiniz. Kazbege Rusya sınırına 12 kilometre uzaklıkta. Heybetli dağlarla çevrili nefis manzaralar sunan, kimine göre de İsviçre'yi aratmayan bir coğrafyaya sahip olan Gürcistan'ın kasabası. Tiflis'e 150 kilometre uzaklıkta ama yollar virajlı olduğu için 3 saatten az sürmüyormuş. Yol üzerinde uğrayacağımız 4-5 farklı yer var. Muhtemelen 5 saatten önce varamayız. Zinveli Baraj Gölü yolumuzun üzerindeydi. Manzarası güzel olduğu için buraya uğramak istedik. Güneş vurduğunda suyun rengi harika oluyor. Anonuri Kilisesi'ne geldik. Burası da yolumuzun üzerinde kalıyor. Kalenin tarihi 13. yüzyıla kadar uzanıyor. İçindeki kilise ise 1600'lü yıllarda inşa edilmiş. Zinveli Gölü'ne bakan görkemli bir yapı. İyi ki uğramışız. Anonuri Kilisesi'nin etrafında böyle hediyelikçiler var. Biz de şat bardağı almak istiyorduk. Buradan dörtlü şat bardağı aldık. 15 liraydı. Teyze bize indirim yaptı. 12 liraya almış olduk. Bu arada biz dün şöyle Hinkali çorapları this almıştık. Çok sevdik. Same price. Same price. But discount. Biz dün Hinkali çorapları almıştık. Çok sevdik. Burada da görünce birer tane daha almak istedik. Hatta ben iki tane aldım. Cüneyt'in numarasından bir tane haçapurili vardı. Cüneyt de haçapurili aldı. 5 lira fiyatları. Biz Kazbegin'e Tiflis üzerinden gidiyoruz arkadaşlar. Sabah Semabe Katedrali'ne, Fabrika Hostel'e ve Chronicle of Georgia'ya uğradık. Bugünümüzün yarısını yedi. Şu an saat 5'e geliyor ve sonbaharda olduğumuz için 6'ya çeyrek kala da hava kararacak. Ve Kazbegin'in yolları virajlı olduğu için Rusya-Gürcistan dostluk anıtı var. Orayı dönüşte görmeye karar verdik. Başka bir lokasyon daha vardı uğramamız gereken. Onların hepsini dönüşte göreceğiz. Çünkü önemli olan güvenliğimiz. Bu virajlı yolları karanlıkta geçmek istemiyoruz. Size yolların sıkıntısını şöyle anlatayım arkadaşlar. Bu tünelden geçerken iki tır neredeyse kaza yapıyordu. Birbirlerine yol vermek için şu an geçmelerini bekliyoruz biz. 5-6 dakikadır buradayız ve arkasında trafik oluşmuş durumda. Artık yollar güzelleşmeye başladı. Şu an Gudari bölgesinden geçiyoruz arkadaşlar. Burası da kar tatili yapmak isteyenlerin tercih ettiği yerlermiş. Birçok otel geçtik şu ana kadar. Kazbegi'nin merkezine geldik. Bir tane market gördük, durduk. Mutfaklı bir ev tuttuğumuz için biraz alışveriş yapacağız. Akşam yemeğini evde yemeyi planlıyoruz. 6.99 lariye bile şarap var. 11.95 lariye şarap var. Bu arada Kazbegi'nin market fiyatlarının pahalı olduğunu söylemişlerdi ama öyle çok büyük bir fark göremedim açıkçası. Ama şöyle ki tabii ki Türkiye'ye göre market fiyatları yüksek. Mesela bu Doritos'un fiyatı 5.35'miş. Yani şu anki kurla 55-56 liraya falan denk ben geliyor. Ben halbeni buldum. İndirimde. 60 sen. Türkiye'den daha uyguna geldim. 60 lira. Yani şu anki 7 lira falan. Aynen. Biz dondurulmuş hinkali alıp akşam onu yemeyi düşünüyorduk ama maalesef hepsinde domuz eti var, sadece sığır eti olan yok. O yüzden dışarıdan yemeye karar verdik. Şöyle şarabın yanına eşlikçilerinden aldık, su aldık. Artık evimize doğru gidebiliriz. Kazbegin'de tuttuğumuz eve geldik arkadaşlar. Bir tane bungalov ev tuttuk. Dağıtmadan size şöyle bir çekeyim dedim. Yarın zaten daha detaylı çekerim. Şöyle, şimdilik üst katı göstereyim, yarın da aşağıya gösteririm.
Kazbegin'de kaldığımız kulübe evden selamlar arkadaşlar. Dün akşam hava karardıktan sonra eve geldik. Gelmeden önce üst katı dağıtmadan sizin için çektim. Bayağı geniş bir üst katı var. Dün akşam geldik, şaraplarımızla birlikte keyif yaptık. Ev çok konforlu, birazdan size evi gezdireceğim. Sabah erkenden uyandık, bu manzara karşısında kahvelerimizi içtik. Sabah kar yağıyordu, ev sahibimiz ilk defa bu mevsimde kar yağdığını söyledi. Şimdi size evi gezdireyim, biz evi çok konforlu bulduk. Eğer siz de buraya gelirseniz belki sizin için bir alternatif olur. Şöyle, burada bir küvet var. Dün akşam küveti doldurduk. Gayet güzel, su da sıcak. Zaten işte etrafa su taşmasın diye böyle taşlar koymuşlar. Aynı zamanda köpük de koymuşlardı. Koku ve mum da var. Şöyle şuradan üst kata çıkılıyor. Üst katın da manzarası sabah uyandığınızda tam böyle dağları göreceğiniz şekilde. Tabii sabah ses olduğu için biz çok bir manzara göremedik. Ancak bir saat, bir buçuk saattir açıldı. İşte burada bir sallanan sandalyemiz var. Cennet burada beni bekliyor. Kahvaltıya gideceğiz birazdan. Burada da bir oturma alanı düşünülmüş. Bu arada mutfakta her şey var ve her şey nasıl diyeyim size, kaliteli. Ben daha önce başka bungalovlara da gitmiştim Türkiye'de. İşte orada bazı işte açtığınız su ya da buzdolabı, bunlar bazen kalitesiz olabiliyor. Burada her şey konforlu ve kaliteli. Burada buzdolabımız var. Yemek yapmamız için yağ, şeker falan koymuşlar. Yemeklerimiz var, tabaklarımız var. Ben şunu kullanmıyorum. Bilmiyorum siz okudunuz mu bunda. İşte Araplar kıyafetlerini kaynatıyorlarmış falan. Hep böyle yanıma elektrikli cezve getiriyorum tatillerimde. Dün marketten şarap almıştık. Bu arada aklınızda bulunsun, bu markanın Semi Sweet Red Wine'ı harika. Yani içtiğimiz en iyi kırmızı şaraplardan bir tanesiydi. Hafif tatlı. İşte birkaç abur cubur aldık. Burada ocağımız da var. Ev sahibimiz bize bir tane böyle şarap bırakmış, hediye etmiş sağ olsun. Burada da banyomuz var. Banyo da çok konforlu, gayet iyiydi. Şimdi artık güneşi kaçırmadan dışarı çıkalım, güzel bir kahvaltı yapalım ve bulutların arkasında kalan Gerget Kilisesi'ni gezmeye gidelim. Termal içliklerimizi, termal çoraplarımızı, beremizi, eldivenimizi, her şeyimizi aldık. Artık Kazbegi'yi keşfetmeye hazırız. Bu arada kulübemizin dışarıdan görüntüsü bu şekilde. Burada aynı kişiye ait 3 tane kulübe var. Bu da bizimkiyle aynısı. En baştaki biraz daha geniş ve onun tasarımı biraz daha farklı. Biz bunun tasarımını çok beğendiğimiz için bunda kalmak istedik. Bu arada ev sahibimiz de çok tatlı biri. Hep bir eksiğimiz var mı diye bizi sorguluyor. İşte bize restoranlar öneriyor. Şurası iyi, burası iyi diye. Gerçi önerdiği her şey benim listemdeydi ama sağ olsun, düşünmesi bile yeter. Bu arada biz bu eve 2 gece için 630 lari ödedik. Lari TL hep böyle kur değiştiği için fiyatı direkt söylüyorum ki o zaman sizin geldiğiniz zamanki kura göre hesaplarsınız. Restoran Tiba'ya kahvaltıya geldik arkadaşlar. Bu etrafta birçok bungalov var. Yani bungalov anlamında bayağı burası gelişmiş. Kahvaltı için restoran Tiba'ya geldik arkadaşlar. Çırpılmış yumurta söyledik. Kahvaltılarımız geldi. Bu manzara karşısında şimdi yiyeceğiz. Çırpılmış yumurta peynirli arkadaşlar. Gürcistan'da bu çırpılmış yumurtaya hangi yağ kullanıyorlarsa çok lezzetli bir yağ. Omletler çok güzel oluyor. 15 lariye yiyebileceğimiz en güzel omleti yedik arkadaşlar. Çok lezzetliydi. Bu arada Kazbegin'de fiyatlar biraz yüksek diye okumuştum ama şu ana kadar karşılaştığım kadarıyla fiyatlar çok yüksek değil. Çok güzel bir manzara var. Güneş çıktı. Buradan Gergiti Kilisesi'ne gideceğiz. Gergiti'nin yolları çok virajlı. O yüzden kar lastiği olan bir araba kiraladık. Bu arada size arabayı nereden kiraladığımızdan bahsedeyim. Arabayı Yolcu 360 sitesinden, Europcar firmasından kiraladık. Bu arada hiçbir işbirliğim yok firmayla. Yorumlarını okuduk. Farklı bir firma çok daha uygundu ama onu seçmedik. Yorumları kötüydü.
muydu? Europcar'dan aldık. Sıfır araba verdiler. 2023 model Toyota Corolla. Kar lastiği var. Kar lastiği için ekstra ücret talep etmediler. Araba çok güzeldi. Profesyonel bir şekilde teslim aldık. Arabayı havaalanından bırakacağız. Bizim de böyle işimize geldi merkezden alıp havaalanına bırakmak. Bu yollarda da şu an için rahat. Gergete Kilisesi'nde inşallah sorun yaşamayız. Çünkü yollar böyle böyle. Yani yılan dansı gibi yapıyor. Yani dikkatli yavaş yavaş bir şekilde çıkacağız yukarı. Burada bir sürü bungalov var arkadaşlar. Bunların hepsinin resepsiyonu ve yeme içme alanı restoran tipiymiş. Eğer böyle elinizin altında bir yeme içme alanı olsun isterseniz buraya bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada Kazbegin'i bir köy, bir kasaba olarak düşünebilirsiniz. Restoranlar 8-9 tane var. Buranın en ünlü oteli Rooms Hotel. Genelde insanlar oraya gelip kalıyorlar. Ben küçük odada kalmak istemediğim için, büyük bir bungalovda kalmayı tercih ettiğimiz için o yüzden biz bungalov tuttuk ve manzarası da güzel bir bungalov biliyorsunuz. Merkezde marketler ve eczane gibi şeyler var ve genel olarak birçok yerde yol yapım çalışması var. O yüzden hani yere yakın bir araba almasanız güzel olabilir. Çünkü yollarda böyle taşlı yollardan geçebiliyorsunuz. Şu an Gergeti yolundayız. Gergeti Kilisesi'ne geldik. Yol beklediğimiz kadar kötü çıkmadı. Çok kalabalık da değildi. Şöyle şuraya arabayı park ettik. Hemen şuradan kiliseye çıkacağız. Gergeti Kilisesi söyledikleri kadar harikaymış arkadaşlar. Müthiş bir manzarası var. 17. yüzyılda deniz seviyesinden 2170 metre yükseğe yapılmış. Önceden insanlar buraya hiking yaparak geliyorlarmış. Şu an şanslıyız ki asfalt yolu kullanarak geldik. Bu arada kiliseye girerken başınızın örtülmesi gerekiyor arkadaşlar. Kılık kıyafete biraz dikkat etmek gerekiyor. Benim berem olduğu için beremin içine koydum. Orada papaz mıydı? Biri vardı, bir din adamı vardı. Baktı bana, eğer başım açık olsaydı muhtemelen uyarı alacaktım. Eğer yaz mevsiminde geliyorsanız mutlaka yanınızda bir şal olsun. Normalde içeride böyle şallar oluyor. Tiflis'teki kiliselerde şallar vardı, takıp içeri giriyorduk. Burada ekstra olarak şal konulmamış. Kilisenin içini gezdik. Şimdi biraz daha manzaraya doyup buradan ayrılacağız. Alt kısımdaki otoparka geldik. Belki buradan daha güzel bir manzara yakalarız diye. Yani bu manzara karşısında büyülenmemek elde değil. Dağlar, kilise, bulutlar. Yani her şey öyle güzel bir uyum içinde ki hayran olduk buraya. Burayı mutlaka Kazbege gezi rotanıza ekleyin. Dün Kazbege'ne hava kararmadan önce gelseydik, gelmeden 10 dakika önce uğramamız gereken bir açık hava heykel sergisi vardı. Bugün de zamanımız olduğu için onu aradan çıkartmak istedik. Oraya gidiyoruz. Merhaba, Prenişveli'nin açık hava heykel sergisine geldik arkadaşlar. Buradaki kafa heykelleri Gürcistan'daki ulusal şairleri temsil ediyormuş. Sanatçı tüm heykelleri tek tek granit taşları oyarak yapıyormuş ve bir tanesini yapmak aylarca sürüyormuş. Aslında sanatçı burayı açık hava heykel sergisine dönüştürmek istemiş ama devlet finanse edemediği için yarım kalmış. Çok büyük beklentiye girmeyin ama Kazbegin'e gelmişken buraya da uğrayın. Şu an yolları kapalıymış. Google'daki yorumları öyle söylüyor ve yollar çok kötüymüş. Kiralık arabayla oraya gitmek istemedik. Birazcık gittik, yarı yoldan döndük. Şimdi Rooms Hotel'e gidiyoruz. Oranın balkonu çok güzelmiş. Orada bir kahve tatlı yapacağız.
Rum Sotel'e geldik arkadaşlar. Gerçekten ortam dedikleri kadar keyifliymiş. Manzara harika. Zaten Kazbegi'nin en yukarısında bulunuyor. Bu kadar güzel bir manzara bulacağımı beklemiyordum. Burada kahve tatlı molası yapalım dedik. Amerikan'da söyledik. Ben Midok istedim. Buraya özgü bir ballı kek çeşidi. Cüneyt de cheesecake istedi. Bu arada kitaplarımızı otelde unutmuşuz. Kulübede Cüneyt gitti onları aldı. Çünkü ortam o kadar keyifli ki tam kitap okumalık. Otel gerçekten çok güzelmiş. Kazbegi'nde bundan daha iyi bir manzara bulunabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü otelin ne tarafından bakarsanız bakın her yerden manzara güzel. Ben buraya baktığım zaman oda fiyatları 13-14 bin lira civarındaydı. Bungalov biraz daha hoşumuza gittiği için biz orada konaklamayı tercih ettik. Bungalov'un manzarası da çok güzel. Ama Rooms Hotel biraz daha tepede olduğu için tüm vadiyi, tüm dağları neredeyse hepsini görebiliyorsunuz. Eğer bütçenizle uygunsa Rooms Hotel tabii ki de birinci tercih olmalı. Eğer kalmak için gelmiyorsanız bile kahve tatlı ya da yemek molası için tercih edebilirsiniz. Kazbegi'ndeki en güzel mutfaklardan birisine sahipmiş. Zaten tatlı da bunu görmüş oldum. Bu masalara az önce güneş vuruyordu. Şimdi güneş gitti. Manzara daha da güzelleşti. Biz de buradaki masalara geçtik. Ben bir tane latte söyledim. Cüneyt soda söyledi. Hava kararına kadar bu manzaranın keyfini süreceğiz. Hesap geldi arkadaşlar. Bence böyle bir otel için fiyatlar gayet uygun. Her şey de çok lezzetliydi. Tüm bunlar için 59 lira ödeyeceğiz. Akşam yemeğimiz için Kazbegi'deki Cozy Corner'a geldik arkadaşlar. Biz Gürcistan'da şu ana kadar hiç Adjaryan haçapuri yemedik. Üstü kapalı olan haçapuriyi yemiştik. Buradaki yapılan haçapurinin görüntüsü hoşumuza gittiği için buraya gelelim dedik. Bu bir tane patlıcanlı meze yemiştik Tiflis'te. Burada menüsünde vardı. Onu sipariş ettik. Şu an biraz küçük görünüyor. Tiflis'te yediğimize çok benzemiyor. Bir de sulguni peynirli mantar burada çok popülermiş. Bir de bundan söyledik. Haçapuri söyledik. Bir de Meksika usulü patates söyledik. Bavyera biralarımız da söyledik. Şimdi haçapurimizi ve patatesimizi bekliyoruz. Sulguni peynirli mantar harikaydı arkadaşlar. Göründüğünden çok daha lezzetli. Bu patlıcanlı meze daha önce yemeseydim güzel bir lezzet derdim. Hala daha güzel bir lezzet. Ama Tiflis'te yediğime çok alakası yok. Hani bu da göründüğünden daha iyi. Ama Tiflis'te yediğim daha güzeldi. Haçapurimiz ve Meksika patatesimiz geldi. Şimdi ilk defa sizinle birlikte haçapurinin tadına bakacağım. Bunu kenarlarından, bu çok sıcak şu an. Kenarından şöyle bir ekmeği alıp, önce sanırım yağ, şurada bir tereyağı var. Sonra yumurtaya batırıp, karıştırıp yiyor musunuz? Of! Hemen. Tam hayal ettiğim lezzet. Çok güzel. Tüm yediklerimiz 84 lira tuttu arkadaşlar. Artık bu güzel kulübe evden ayrılıyoruz. Kazbegi'ndeki iki günümüz sona erdi. Buradan Tiflis'e gideceğiz. Tiflis'ten uçakla İstanbul'a geçeceğiz. Kazbegi bizim için çok güzeldi. Burada çok güzel dinlendik. Manzaralara doyamadık. Yani doğanın güzelliklerini gördük burada. Gürcistan'ın ne kadar güzel olduğunu anladık. Burada kalmakla da çok iyi ettiğimizi düşünüyorum. Kendimize ait çok güzel bir bungalovdu. Tamamen dinlendik. Artık İstanbul'a gitmek için hazırız. Gitmeden önce de Rusya-Gürcistan dostluk anıtını göreceğiz. Şimdi oraya gidiyoruz. Bu arada Kazbegi'ne gelmek için araba kiralamak zorunda değilsiniz. Buraya minibüsler de geliyor. İsmine Matruşka deniyor. Az önce bir meydandan geçtik. Orası duraklarıydı sanırım. Aynı zamanda orada taksiler de var. Taksilerle nereye gitmek isterseniz pazarlık yapıp oraya gidebilirsiniz.
Rusya-Gürcistan Dostluk Kanatı Google Maps'teki ismiyle Panorama Gudari'ye geldik arkadaşlar. Hemen şuraya arabamızı park ettik. Zaten yolun sağında kalıyor. Hiçbir şekilde yolunuzu uzatmanıza gerek yok. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Yere su dökülmüş, o bile donmuş yani şu an güneş olmasına rağmen. Muhteşem bir manzaraya sahip anıt arkadaşlar. 1783'te imzalanan Georgievski Anlaşması anısına yapılan bir anıt. Normalde inanılmaz esiyormuş, şansımıza esmiyor ama hava buz gibi. Manzara müthiş. Bu anıtı da gördük ve artık Kazbegi videomuzun sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Umarım Kazbegi'ni bir gün siz de keşfedersiniz. Burası çok güzel bir rota. Gürcistan'ın bence görülmesi gereken en güzel noktalarından biri. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da güzel içerikler paylaşıyorum. Beni daha yakından tanımak isterseniz Instagram'a da beklerim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.